tarihten merhaba. 17 Aralık 1989. Kimsenin belki hatırlayamadığı, önemsiz gibi gözüken bir tarihin başlangıcını, dönüm noktasını veya gün dönümünü size söylüyorum. 17 Aralık 1989'da Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi. Yanlış duymadınız. Ankara'da ilk ve orta dereceli okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi. 1989 yılının 17 Aralığı. Gelin şu olayı konuşalım ve bu olay dolayısıyla da Türkiye'deki belediyeciliğin gelişimini sizlerle paylaşalım. Muhterem izleyicilerim, 1990'lı yılların başında Türkiye'mizde belediyecilik hizmetleri gerçekten dumura uğramış idi. Yüz karası idi belediyecilik hizmetleri. Hatırlayın o günleri. Belediyeler borç batağında idiler. Müteahhitlere olan borçlar, devlete olan borçlar, çalışanlara olan borçlar dolayısıyla hacizler kapıya gelmiş. Belediyelerin bütün makinaları haciz edilmiş belediye binalarına haciz geldiği için de efendim hizmet yapılamaz, hizmet üretilemez duruma düşülmüş idi. Yeni kaynak daha bankalara damlatığı anda haciz sahipleri hemen bu kaynakları ele geçiriyorlar ve belediyeler ne çöplüsüne para ödeyebiliyor, ne hizmetlisine, ne memuruna gerçekten de büyük bir borç batağı içinde belediyeler çırpınıp duruyorlardı. Ayrıca da belediyede köşe başlarını tutmuş olanlar rüşvet ve vurgun bataklıklarında belediyeleri çekip kendileri semirip zengin olmaya çalışıyorlar idi. Hizmet denilen herhangi bir olay üretilemiyordu belediyecilik açısından. Niye bunları söylüyorum? Çünkü hava kirliliği belediyecilik hizmetleri içinde olan büyük ölçüde belediyelerin halletmesi gereken bir olaydı da onun için belediyeleri konuşuyoruz. Nitekim işte demin söyledim. 17 Aralık 1989 yılında okulların tatil edilme aşamasına gelinmiş idi. Bu derece havalar kirlenmiş idi. Hava kirliliğinin yanında susuzluk hat safhaya ulaşmıştı. Hatırlayın o günleri. Barajlar adeta kurumuş. Sular akmıyor muslukları açtığınızda tıs sesinden başka bir ses duyamıyorsunuz. Veya haftada bir iki saat su akıyor ise de yem yeşil veya kop koyu pislik akıyor değil musluklardan. Susuzluk dolayısıyla efendim belediyelerin almış olduğu tedbirler, yağmur bombaları denemeleri var idi. Yani bulutları bombalarla aşılayarak yağmur haline döndürmek veyahut da gemilerle başka yerdeki akarsulardan gemilerle İstanbul'a taşıma suyla değirmen döndürmek gibi bir olay. Gemilerle su taşıyıp İstanbul'un veyahut da büyük şehirlerin suya kavuşturulması gibi son derece olumsuz veya son derece netice vermeyecek olan, insanları tatmin edemeyecek olan çarelere başvurmaktan başka herhangi bir şey yapamıyorlar idi. Çünkü barajlar kurumuş idi. Çünkü aylardır yağmur yağmıyordu. Ve bunlar dolayısıyla da su problemi hat safhaya çıkmış idi. İşte demin ifade ettik. Hava kirliliği yaşanılabilirlik boyutunun çok üzerine çıkmış idi. Karbondioksit gazı, karbon monoksit gazı dünyada kabul edilebilir toleransların bilmem kaç katı üzerine çıkmış. Hava kirliliğinden ölen insanlar meydana gel, ölümler meydana gelmeye başlamış idi. Okullar tatil ediliyor. Hastanelerdeki o hasta ağır hastaların bu hava kirliliğinden etkilenmemesi için çaresizce tedbirlere başvuruluyor. Toplu ge sokaklarda gezen insanların büyük bölümünde bakıyorsunuz maskeler takılmış. Astım hastaları sokağa çıkamaz olmuşlar. Ben şahsen kendim ifade ediyorum ki kimyevi maddelerden çok etkilenen bir bünyem olduğundan dolayı sokağa çıktığımda hastalanarak geri evime kaçıyor idim. Eve kaçmak da çare değil çünkü evin içindeki hava dışındaki havadan daha temiz değil idi. Tabii ki o büyük şehirlerden köylere göç başlamış insanlar canını nasıl kurtaracaklarının derdine düşmüş idi. Çöp dağları şehirleri esir almış idi. Çünkü belediyelerin makinaları çalışamıyor, çöp toplayacak insanlar maaş almadıklarından dolayı grevde bulunuyorlar ve toplanmasına da müsaade edilmiyor vatandaş kendisi bile toplayamıyor ve çöp dağları bilhassa Eminönü İstanbul için konuşuyorum Eminönü Sirkeci Sultanahmet gibi turistik mekanlar çöp kokusundan ve sinek bulutlarından adeta esir hale gelmiş insanlar canından bezmiş idi. Bu duruma gelmişler idi. Yollar 3Ç dediğimiz çöp, çukur ve çamurun istilasında uğramış ve yollardan araçların geçirilmesi problem haline gelmiş idi çukur ve çamur dolayısıyla insanlar sokaklarda yürüyemez hale gelmişler idi. Şehirlerdeki yeşil sahalar yok olmaya gidiyordu ve artık şehirlerdeki hayat neredeyse bitmek üzereydi. İnsanlar köylere kaçmak üzereydi ama bir olay oldu. 1994 yılında belediyeleri milli görüş kazandı %60-%70 nispetinde o günkü seçimlerde bendeniz de var idim, iyi hatırlıyorum. Belediyeleri kazanacağız ama ne yapacağız? İmkanlar kısıtlı. Biz insanlara kalkmışız demişiz ki geldiğimiz anda çöpleriniz temizlenecek. Geldiğimizden şu kadar zaman içinde sularınız normale dönecek. Şunlar efendim şöyle temizlenecek, bunlar böyle yapılacak diye sözler vermişiz. Bu sözleri tutmamız lazım. İşte seçimlere bir hafta var ve bizim oranlarımız seçimleri kazanacağımızı gösteriyor. İstanbul İl Merkezi'ne ziyarette bulunan o günkü gazetecilerden Aytunç Altındalın bir tespiti vardı. Diyordu ki dünya sizin hakkınızda ikiye bölündü. Birisi Amerikan ekolu, birisi de Avrupa ekolu. Amerikan ekolu diyordu ki bırakın bunlar belediyeyi kazansınlar. Bırakın önlerini açın. Engel koymayın. Kazansınlar. Kazansınlar da görsünler günlerini. Bir gram hizmet üretemezler. Bir tane çöpü temizleyemezler. Suları akıtamazlar. Çünkü belediyelerin eli kolu bağlıdır. Ve burunları sürtmek suretiyle, vatandaşın önünde mahcup düşmek suretiyle bir daha da iktidar alternatifi olmamacasına bunları tasfiye etmiş oluruz. Bunlardan kurtulmuş oluruz. Bırakınız alsınlar. İkinci ekol, Avrupa ekolü diyordu ki sakın ha bunların seçim kazanmasına engel olalım. Önlerini aşmayalım. Bunların seçim kazansalar bile belediyeleri teslim etmemek için çeşitli hilelere başvuralım. Çünkü bunlar geldikleri anda, belediyeyi aldıkları anda bunların ne yapacakları belli olmaz. Bunlar bu problemi hallederlerse, bir daha da belediyeleri bırakmayacakları gibi Türkiye'nin milli görüş iktidarına teslim olması da muhtemeldir. Ve bu, bu belediyedeki başarıları bunu getirecektir. Sakın önlerini aşmayın diye dünya ikiye ayrılmış idi. Sonunda herhalde Amerikan ekolü kazanmış olacak ki milli görüşün belediyeleri teslim almasına müdahale edilmediği Belden aşağıya vurulmadı ve bizler milli görüşçüler olarak belediyeleri 1994 yılında teslim aldık. Teslim aldık ama hadi vatandaşa söz verdik. Bu gece çöpleri temizleyelim. Hayır olmaz. Neden? Arkadaşlar iş başı yapın. Paralarınızı biz vereceğiz. Biz geldik milli görüşçülere. Olmaz. Önce paralarımızı vereceksiniz. Önce 12 aylık 11 aylık alacaklarımızı şuraya koyacaksınız. Sonra biz çalışacağız. Hayda ne yapacağız şimdi? Çöpçüyü çalıştıramıyorsunuz. Memuru çalıştıramıyorsunuz. Hizmetliği çalıştıramıyorsunuz. Makineler hacizde kurtaramıyorsunuz. Ama söz vermişsiniz. Milli görüşçüsünüz. Verdiğiniz sözü tutmak durumundasınız. Ne yapacaksınız? <laughs> Muhterem izleyicilerim. İstanbul'da bizim Milli Görüş Refah Partisi'nin 150 bin görevli üyesi var idi. Görevli diyorum, üyeyi 1 milyona çıkarmıştık İstanbul'da. Görevli olan teşkilat mensubu 150 bin. Bunların içinde kamyonu olan var, iş makinesi olan var, hiçbir şey olmayan elinde küreği olan var. Bir gece bir tamim çıkarılarak bütün teşkilat mensuplarını sokağa döktük ve geceleyin İstanbul'un bütün çöplerini kamyonuyla, bolduzeliyle, iş makinesiyle bütün çöpler temizlendi yukarıdan apartman katlarından değişik görüşte olanlar bizlerin üzerine çöp atıyorlar, pislik atıyorlar. Ama biz bunlara hiç görmeden, bunlara hiç aldırmadan o gece görevlerimizi yaptık. İş makinalarımızı yananlar oldu, yaralanan arkadaşlar oldu, sabotaja uğrayan makinaları, kamyonları olan oldu, devrilen yakılanlar oldu. Bütün bunlara aldırmadan sabah İstanbullu uyandığında sokakların pırıl pırıl temizlenmiş olduğunu gördü. İşte milli görüş. İşte söz verdi. Nasıl yaptılar bunu diye sabahleyin hayretler içinde kaldılar. Ve muhterem izleyicilerim hemen vanaların başına emin kişiler koymak suretiyle Fazla da kişi değiştirmedik İstanbul'da. Ben İstanbul'u konuşuyorum. Elbette bütün Türkiye İstanbul'a benziyor idi. Vanaların başına emin kişiler koymak suretiyle İstanbul Belediyesi'nin gelen paralarının aynen kasalara akmasını sağladık ve kısa süre içinde işçinin maaşı ödendi, Belediye personelinin bütün alacakları ödendi, müteahhit alacakları ödendi, hacizler kaldırıldı, makineler kurtarıldı. Üstüne üstlük memurlara ikramiye, işçilere ikramiye bilmem ne haçlıkları verildi ve İstanbul'da arı gibi bir çalışma dönemi başlatıldı. Kısa süre içinde barajlar inşa edilmek suretiyle Türkiye'de hiç görülmemiş olan kısa süre içinde birkaç ay içinde barajlar inşa edilmek suretiyle efendim belediyecilik hizmetleri normale girdi. Hava kirliliği olayı düzeltildi. Kömür değiştirilmek suretiyle ve e, e, kaliteli kömürler kullandırılmak suretiyle hava kirliliği bertaraf edildi. İstanbul'un yüzüne kan gelmeye başladı. İstanbul'da belediye parmakla gösterilen, Türkiye'de de böyledir elbette ben İstanbul'da olduğum için onu anlatıyorum parmakla gösterilebilen duruma gelmiş oluyordu burada bir şey var. Bütün bu çalışmaları şahıslara mal etmek, falanca şahıs bunu yaptı, falanca bunu başardı diye mal etmek çok büyük bir yanlışlık olacaktır. Çünkü o şahıslar İstanbul'u ben kurtardım, ben bu belediyecilik hizmetlerini yaptım diyen şahıslar o günün diğer partileri olan mesela Anavatan Partisi'nden seçilselerdi bunu yapabilirler miydi? Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilselerdi bu hizmetleri yapabilirler miydi? Veya başka bir partiden seçilmiş olsalardı, teşkilat bunlara sahip çıkmasaydı ve milli görüş zihniyeti bu hizmetlerin yapılmasına vesile olmasaydı, bu zihniyeti atlayıp da başka bir zihniyetle belediyeler alınmış olsaydı bu hizmetler üretilebilir miydi? İzmir'deki babamızın, Urfa'daki annemizin, Karadeniz'deki büyük annemizin duaları sayesinde kısa sürede Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu yağmurlar sebebiyle artan su rezervleri, bu su rezervlerini de vatandaşa vermek suretiyle, bedellerini tahsil etmek suretiyle hizmete çeviren, paraya çeviren bir mekanizma Allah'ın yardımı olmasaydı bunların başarılması imkanı var mıydı? Şunu unutmamamız lazım. Gerçekten çalışarak, Gerçekten gereğini yaparak, elinden gelen olayı ortaya koyarak, Allah rızasından başka herhangi bir gaye gütmeyerek bu hizmetlerin yapılmış olmasından dolayı Allah'ın yardımının gelmiş olması ancak başarıya bir sebeptir. Falanca'nın ismi, falanca'nın titri kesinlikle bu hizmetlerin yapılmasına yeterli olmayacaktı, olmamıştır. Ve milli görüş zihniyeti sayesinde Allah'ın yardımıyla... Bu belediyelerde, Türkiye belediyelerinde, Türkiye'nin imdadına, efendim can kurtaran simit gibi yetişen milli görüş zihniyeti sayesindedir ki belediyeler kurtulmuş ve bugünkü pırıl pırıl olan şehirlerin alt yapısı işte o günkü milli görüş zihniyeti tarafından kurulmuş ve başarılmış idi. Bu vesileyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın, bereketle kalın.